konferansın Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın öncülüğünde önümüzdeki ay Cenevre'de düzenlenmesi planlanıyordu. Şam rejimi konferansa katılmayı prensipte kabul etmişti. Muhalifler de konferansa katılmayı şartlı kabul etti. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Milli Koalisyonu İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantı sonrasında yapılan açıklamada Esad yönetiminin hiçbir şekilde siyasi çözümün bir parçası olarak kabul edilmeyeceği vurgulandı. Rusya'dansa muhaliflere tepki geldi. Dışişleri Bakanı Lavrov, Esad'ın istifasının ön şart olarak ortaya konulmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Rusya'nın Esad rejimine S-300 füzesi sattığı haberinin duyulması arkasından gelen bu çıkış muhaliflerin tepkisine neden oldu. Ulusal Koalisyon Sözcüsü katliamlar sürerken barış görüşmelerine katılmayız açıklaması yaptı.